1 bölü x'i ve 1 bölü y'si alması kolay, alınması kolay olsun diye xy olarak düşünelim. B şubesinin üretimi xy ise A şubesi bunun 2 katı olduğu için 2xy olsun. Defolumalara bakacak olursak A şubesindekinin 1 bölü x'i. X'e böldüğümüzde 2y defolu miktardır. B'dekini de y'ye böldüğümüzde x defoludur. Toplam 2y artı x kadardır. B şubesindekinin 1 bölü x'ini alırsak y olur. A şubesindekinin 1 bölü y'sini alırsak 2x olur. Son durum baştakinden y eksi x azmış. Bunları taraf tarafa çıkaralım. 2y'den y çıktı. Y kaldı. X eksi 2x y eksi x oldu. Zaten y eksi x buna eşit olduğundan dolayı başlangıçta yaptığımız modelleme tamamen buna uyumluymuş. Buna göre madem y eksi x'i çıkaran xy ve 2xy değerleridir, toplam 3xy yapar. Doğru cevap D seçeneğidir.